Merhaba arkadaşlar. Bugün size ilk olarak birçok kişinin sıkıntı çektiği, bulmaya çalışıp bulamadığı fontlara dair ve bulamayacağınız font kalmayacak hemen hemen bir programımız var. Bu programı göstereceğim. Bunu bilgisayarınıza çok kolaylıkla indirebilirsiniz. Mobil uygulaması var. Mobil uygulamasını cep telefonuna indirebilirsiniz. Aynı zamanda Mac de destekliyor. Bu uygulama sayesinde direkt fontunu bulmaya çalıştığınız materyalin sadece görselini atarak çok rahatlıkla bulabileceğiz. Bunun dışında isterseniz size, bunun dışında da Photoshop'ta fontu düzenleyerek nasıl internet üzerinden, WhatFontiz üzerinden nasıl buluruz onu gösteririz. İkisini çok kısa size gösterip çok da vaktinizi almadan en azından bu tarz konularda sıkıntı çekmemenizi sağlamak istiyorum. İlk olarak ben sizin için burada 5 tane fontu bulunması zor olan, yani orta halde 5 tane görsel seçtim. Bunlar bana WhatsApp üzerinden arkadaşların sorduğu ve bulmaya çalıştıkları örnek görseller. Şimdi bunları tek tek sırasıyla fontlarını bulacağız. Bulacağız diyorum çünkü gerçekten çok iyi çalışıyor program. Programın birkaç detayı var, onları da göstereceğim size. Adı Find My Font. Bu program sayesinde yapacağız işlemlerini. Programımızı öncelikle açıyoruz. Program açıldıktan sonra ekran boyutunu biraz küçültüp fontunu bulmak istediğimiz görseli programın ilk karesine atıyoruz. Daha sonra aslında buradan sonrası çok basit. Üstte gördüğünüz gibi bir çubuk var, bar var. Bu barı ne kadar azaltırsak o kadar seçim yapacağı yer az olur. Yani çok daha nadir seçer. Bunu Photoshop'taki tolerans özelliği gibi düşünebilirsiniz. Sağ tık yaparak fontumuzun harflerini seçeceğiz sadece. Şu an bar çok düşük olduğu için çok küçük alanları, gözle görünmeyecek kadar küçük alanları seçecektir. Barı ne kadar yükseltirsek seçeceği alanda o kadar yükselir. Eğer görselimiz net bir görselse barı sonuna kadar getirebilirsiniz. Seçiyoruz. Şöyle bir durum var. M harfinde mesela şurada bir ayrıklık var. Bunu toplam bir M harfi olarak gösterebilmem için benim sağ tık yaptıktan sonra shift'e basılı tutarak alttakine de sağ tık yaparsam bu demek oluyor ki bu buna ait demek oluyor. Bu sayede M harfini bütünleştirmiş oluyor. Sonra yine diğer harfe de tıklıyoruz. Bir alttaki selected letters kısmına da eğer font bulmak istediğimiz kelime ne onu yazıyoruz. Yazdıktan sonra enter'a basabilirsiniz. Şuradan Match Fonts butonuna tıklayabilirsiniz. Daha sonra bu kendi datasında ve sizin bilgisayarınızda var mı bu font yok mu onu da dahil ederek total bir arama yapıyor. Bu aramanın sonucunda da size neredeyse birebir bir şekilde, yani şu ana kadar ben hiç kaçırdığını görmedim, aynı fontunuzu veriyor. Şu an ilk olarak bilgisayar üzerindekilere baktım. Gördüğünüz gibi fontu direkt ilk seferde buldu ve birebir olarak bize burada gösteriyor. Fontun adı da Xerox Regular diye bir fontmuş. DaFont'ta ücretsiz olarak bulunuyormuş. Bunda zaten yanında Premium diye yazıyor. İnternet üzerinden direkt adını yazarak zaten bir fontumuzu bulabilirsiniz. Şimdi ikinci fonta geçeceğim. İkinci fontumuzu da tekrar tutuyoruz. Programın ilk karesini sürükleyip bırakıyoruz. Burada gördüğünüz gibi yeni silah akrep yazan kısmındaki fontu bulmaya çalışacağız. Bunun için bunun etrafında gölgesi vesaire olduğu için şu barı en yüksekte tutmamıza yarar var. Sağ tık yaparak ilerleyeceğiz. Bu i harflerini, yani eğer elimizde karakter fazlalığı varsa bu küçük i'leri almamıza gerek yok. Özellikle fontlarda seçerken karakteristik özelliği çok olan fontları seçmenizde yarar var. Çünkü bu kendi datasını arayıp bulmasını kolaylaştırır. Şimdi aynı kelimeyi yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi fontun birebirini çok rahat bir şekilde bulabiliyor. Şu en solda gördüğünüz 91.43 ne kadar, yani yüzdelik üzerinden ne kadar benzediğini tabir ediyor. Yani %91.43 bu fonta benziyormuş. Şimdi geçelim 3. fontumuza. Bu font çok daha zor. Hatta bu kalitesi de düşük olduğu için bulması çok zorlu olan fontlardan birisi. Şimdi bu fontun yine aynı şekilde sağ tık yaparak seçeceğiz. Ama şöyle bir detay var. Font birleşik hemen hemen. Birleşik olan kısımları ayırmamız lazım ki bunları tek bir bütün olarak görmesin. Barımızdan seçim alanını olabildiğince kısıyoruz. Çok da kısmamamız lazım seçim yapabilmesi için. Shift'e basarak ben bunu yine bütünleşikmiş gibi göstermeye çalışacağım. Böyle ayrık seçtiğiniz zaman Shift'e basılı tutarak tamamlayın. Tamamdır. Şu an Tatangar diye seçtik. Aynı şekilde yazıp Enter'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi piksel piksel olmasına rağmen, yani şu alttaki soldaki görüntüye rağmen sadece şu T'nin karakteristik özelliğinden fontumuzu buldu. Bunu normal bir WhatFontiz üzerine falan yollasak dalga geçer, yani hiçbir şekilde bize vermez. Onun için bunu bulmuş olduk. Şimdi sırada 4. fontumuz var. Şimdi burada da biraz yükseltelim barımızı. Sağ tıkla biraz daha barı yükseltmemizde fayda var. Şimdi şöyle bir detay var. Ben T'yi seç dediğimde T ile H'nin arasındaki bağlantıdan dolayı ikisini bir seçiyor. Bunun ikisini bir seçmemesi için yapmamız gereken tek bir hamle var. Öncelikle şunu çarptıdan şuradan iptal ediyoruz. Kaldırıyoruz. T ile H'nin arasına solda gördüğünüz makası seçiyoruz ve bir çizgi çekiyoruz. Buraya koyduğum çizgi şu anlama geliyor. Bununla bu şu hizadan şu hizaya geçme. Yani buraya sınır koyuyoruz. Tekrar font seçme aparatını seçip sağ tıkla.
işimizi tamamlıyoruz. Şimdi diğer harflerimizi de seçelim. Hat, hir, rus diyelim, enter diyelim. Gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede, yani saniyelerden bahsediyorum ben burada. Saniyeler içinde hemen bize aradığımız fontu verdi. Bu font neymiş? New Rocker diye bir fontmuş. Bunu da yine aynı şekilde Google Web fontlarından biriymiş. Ücretsiz olarak edinebiliyormuşuz. Geldik son fontumuza. Bunu da alıp sürüklüyoruz. Yine yolda yürürken herhangi bir yerde karşımıza çıkan bir afişte bile hoşunuza giden bir font olabiliyor. Bunu almak çok basit aslında. Bunu bulmak çok basit aslında. Bulmak için sadece bir fotoğrafını çekiyorsunuz, eve getiriyorsunuz. Bilgisayarınızı açıyorsunuz. Ondan sonra buraya gelip programımızı açıp içine sürükleyip bırakıp harflerini seçiyorsunuz. Bakın bu harfleri birleşik seçmesinde iki amaç vardır. Ya arayı kesmeniz gerekiyor ya da şuradan barı azaltmanız gerekiyor. Yani seçim alanını azaltmanız gerekiyor. Bu ikisinden birini yaptığınız takdirde ikisini biri seçme ihtimali olmaz. Ü gibi yani Türkçe karakterleri almamaya dikkat edin. Elimizde fazlasıyla harf olduğu için ben hepsini almayı lüzum görmüyorum. Bu arada sağda text to display dediği yere farklı şeyler yazıp fontunuzun farklı şekilde gözükmesini sağlayabilirsiniz. Bu da şu anlama geliyor. Yani şurada gördüğünüz gibi görmek istiyorsanız eğer bugün yazarsınız. Kaç soru yazarsınız. Aynı şekilde görürsünüz. Enter'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde fontumuzu yine bulduk. Yani bulamayacağınız hemen hemen bir font yok. Bulamadığınız olursa yine bana gönderebilirsiniz. Derseniz ki ben bu programı kullanmak istemiyorum. Kendim bireysel olarak Photoshop üzerinden nasıl bu fontu bulurum? Yani kendim düzenleyerek fontumu nasıl bulurum? Bu program olmadığında nasıl bulurum? Diyorsanız hangi fontu bulmak istiyorsak onu seçiyoruz. Alıp Photoshop'a sürüklüyoruz. Sadece fontun olduğu kısımları seçiyoruz. Yani kopyalayıp yapıştırıyoruz. Ctrl-C, Ctrl-V yaparsınız. Kısaca burada demek istediğim, bulmak istediğiniz fontu olabildiğince görünür, olabildiğince keskin hale getirmeniz gerekiyor. Fontumuzu uygun hale getirdikten sonra JPEG olarak kaydediyoruz. Daha sonra One Font Is tarzı sitelerden birine giriyoruz. Bu olmak zorunda değil. Birkaç alternatif daha var. Onları da ben videonun altına ekleyeceğim. Görselimizi seçiyoruz. Daha sonra harflerimizi yazıyoruz. Gördüğünüz gibi ikinci sırada bizim fontumuzu bulduk. Şimdi benim size gösterdiğim program kendi alanında yani font bulmak konusunda şu an piyasadaki internet sitelerinden de iyi. En iyisi o diyebilirim. Bir şey bulmak istiyorsanız aradığınız bir font bulmak istiyorsanız ondan iyisi yoktur. Bu şekilde de internet sitelerinde bulmanız mümkün. Ama tabii ben daha çok bu Find My Font sitesinin yaptığı programını ve telefon uygulamasını öneriyorum. Çünkü bu Android için de var, iOS için de var. Bunu cep telefonunuza yükleyip yaptığınız hiçbir şey yok aslında. Fontu fotoğrafını çekiyorsunuz. Daha sonra font olan kısımları burada programda mouse'la yaptığınız işlemi cep telefonunda parmağınızla yapıyorsunuz. Fontları seçtikten sonra da fontun harflerini yazıp kendi datasında aramasını sağlıyorsunuz. Cep telefonu bilgisayar kadar iyi yönetemeyebilirsiniz ama cep telefonu da en az bilgisayar kadar iyi buluyor. Neticede sistemin çalışması aynı ama burada bilgisayarda bulmanız biraz daha pratik, daha kolay oluyor aslında. Cep telefonunda bu işlemi yapan Find My Font dışında bir uygulama daha var. Bu da çok başarılı. Onda hatta hiç fontu seçmiyorsunuz. Sadece fotoğrafını çekip gönderiyorsunuz. Direkt aynı zamanda, aynı anda çok hızlı bir şekilde o da buluyor. Ama onu bulamadığı yerde bu devreye giriyor. O yüzden ben size ikisini de önereceğim. Hatta size bütün siteleri önereceğim. Siz onların içinden bulamayacağınız hiçbir şey kalmayacak, emin olun. Arkadaşlar bu dersimizde, bu eğitimimizde daha doğrusu size fontların nasıl bulunabileceğini, yani bulamayacağınız fontun kalmaması için bir eğitim yaptım. Bundan sonra nasipse bir font nasıl yapılır göstermek istiyorum. Kendi fontunuzu nasıl oluşturursunuz? Denebilir, basit, güzel bir font nasıl oluşturursunuz? Bununla da ilgili bir eğitim yapmayı düşünüyorum. Arkamdaki perde için, yeşil perde için Ahmet arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bana destek olan grafikerler grubundaki herkese teker teker teşekkür ediyorum. Umarım hepimiz için faydalı şeyler yayınlamaya devam edeceğim. Bunun için elimden geleni yapacağım. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.